Sevgili dostlar, gerçekten iki ayrı ekol, iki ayrı gazeteciyi konuştuk. Şimdi Arzu Erkan Yüce'ye gideceğiz. Arzu Erkan Yüce çok değerli bir hekim, önemli bir psikiyatrist ve içinde bulunduğumuz süreçte bize söyleyecek çok şeyi var. Evet, ayrıntılar gününde biz bütün bildiklerimizi sadece bildiklerimizi değil, bilmediklerimizi de konuşmaya çalışıyoruz. Çok değerli bir hekimle konuşacağız. Benim yakından takip ettiğim, yüz yüze hiç gelmedik ama sosyal medyadan takip ettiğim Arzu Erkan Yüce. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sizi biraz beklettik ama bugün hareketli bir günü yaşadık. Siz çok cesur paylaşımlarda bulunuyorsunuz. Kadınların cinsel hayatından, ruhsal açmazlara, öte taraftan pandemi günlerindeki gerilimden, bilimsel bilgi ölçüsüne kadar sosyal medyayı da iyi kullanıyorsunuz. Bana şunu söyler misiniz lütfen? Şu anda Türkiye'nin ruh hali konusunda genel bir kanaat söylemeniz gerekse, ben insanların biraz depresif olduğunu düşünüyorum. Doğru mu düşünüyorum acaba? Paylaşımlarımla ilgili önce şunu söyleyeyim. Aslında paylaşımlarım cesur değil. Bu şartlar altında kadınlar olarak yaşamak çok cesurca bir durum. Ben sadece onun küçük bir kısmını yansıtabiliyorum belki. O yüzden çok da cesur muyum bilmiyorum. Bir önce onu söylemek istedim. Ruh hali deyince depresiften çok dağınıklık var gibi. Yani bir kısım depresyonda, bir kısım yasta, bir kısım kaygılı, bir kısım umursamaz, diğerlerini önemsemez bir şekilde. O yüzden çok karmaşık olduğunu söyleyebilirim. Tek bir başlık altına herhalde toplayamam. Bu kadın meselesiyle ilgili duyarlılığınızı ben görüyorum ve kadınların Türkiye'de şiddet mağduru olması, öldürülmesi vesaire yanı sıra bir de evde bir tür tutsaklık yaşadığını ve özellikle cinsel yaşamlarında da özgür olamadıklarını ve sanki hep böyle cinsellik aralarında bir utanç ilişkisi varmış gibi olduğunu görüyoruz ve siz bu konularda hep onları yüreklendiriyorsunuz. Bunu biraz anlatır mısınız? Bir kadın kendi bedeniyle olan ilişkisinde neden bu türden bir suçluluk hisseder? Ya da neden sürekli toplumda bir eleştirilen, saldırılan durumda olur? Kadın bedeninin üzerinden neden bu kadar tartışıyor Türkiye toplumu? Aslında tabularla büyütülüyoruz. Ben de öyle büyüdüm. Pek çok yasakla büyütülüyoruz. Erkekler de öyle, yani oğlanlar da öyle, kız çocuklar da öyle büyütülüyor. Ama tabii ki kadınlara konulan ambargolar daha farklı. Erkekler daha cesur olmak, daha erkek tırnak içinde olmak, seksi, cinselliği ya da beraberlikleri özgürce yaşamak, hatta işte mutlaka yaşamak yönünde yetiştiriliyorken, büyütülüyorken, kadınlar öyle değil bizimki gibi kültürlerde. Yasaklarla, ayıp, günah, el alem ne der düşüncesiyle, duygusuyla, baskısıyla büyütülüyoruz ve kendi bedenimize değil dokunmak, bakmak bile aklımıza gelmiyor ve tamamen göz ardı ederek, yok sayarak kendimizi büyüyoruz, büyütülüyoruz. Ve daha sonra işte belli bir yaşa geldikten sonra da bu kez tam tersi başlıyor. İşte yok bu birileri, hadi evlen, işte beraber olunacak, illaki ilişkiye girilecek, illaki çocuk sahibi olunacak gibi. Kadının hem nasıl giyinmesi, hem nasıl düşünmesi, hem nasıl davranması, ne zaman seks yapıp ne zaman yapmaması, ne kadar çocuk yapacağıyla ilgili bütün bu tahakküm düzeni kadının hem ruhsallığı hem de bedeni üzerinden sürdürülüyor. Bu bir sistematik şiddet, bir tür küresel de olan bir şey aslında ama daha böyle geleneksel ülkelerde daha fazla. Kadın aslında daha çok değer verildiği söylenen bir ülkeyiz ama bu kutsallaştırılan bir kadın imgesi, yani anneyseniz değerlisiniz, işte tek eşliyseniz değerlisiniz, evliyseniz değerlisiniz. Yani makbul bir takım kadın tanımları var ve o tanımlara uyduğunuz zaman değerli, kıymetli ve kutsalsınız. Onun dışına çıktığınız anda şiddet başlıyor, baskı başlıyor. Örneğin işte evli olan bir kadının sadece boşanmak istemesi bile öldürülme sebebi olabiliyor. Yakınlarda gördük, çok acı bir şey, birkaç gün öncesinin gündemi, kendi kanıyla yere failin ismini yazarak, kendisini işte öldürmeye teşebbüs eden eşin ismini yazarak yardım arayan bir kadın. O kadar kanıksanmış görüntüler ki bugün yine bir kadın 5 kez bıçaklanarak aynı şekilde eşi tarafından
öldürülme teşebbüs etti, bilmiyorum hayatta mı. Yani sadece arzularınız var diye, sadece birini istemiyorsunuz diye ya da bir ilişkiyi sürdürmek istemiyorsunuz diye ya da eşinizle o gece beraber olmak istemiyorsunuz diye cinayette kurban gidebiliyorsunuz. Böyle olduğunda da cinsellik ya da kendi bedeniyle ilgili haz alma, kendini beğenmeye pek sırada gelmiyor. Hayatta kalma mücadelesi içerisindeyken, zorla evlendiriliyorken o ya da işte bir ilişkinin içerisinde zorla tutuluyorken kişinin kendini güvenli, beğenilir, değerli ya da kıymetli hissetmesi çok mümkün olmuyor. Peki Türkiye'de sizce kadına dair en önemli tabu nedir? Yani kadının en çok baskı altında olduğu mesele nedir? Çünkü hep işin problemli tarafını konuşuyoruz ama kadının da kendine dair bir tür baskı, bir tür sansür, bir tür engeller koyduğunu düşünüyoruz. Belki daha da ileri giderek şunu sormam lazım. Evlilik gelecek dönemde, örneğin bir 50 sene sonra kurum olarak olacak mı? Evlilik demode bir kurum mu? Siz bu tabular bağlamında da konuşuyorsunuz çünkü. Yani herhalde bir evlilikle ilgili tabular kadının hayatını en çok zorlaştırıyor. Bir de annelikle ilgili tabular. İkisi de çok kutsanan değerler ve aslında belli bir yaşa kadar hiç evlenmeyeceğim ben ya da işte çocuk yapmayacağım ya da şöyle bir ilişkiyi istemiyorum diyen ben dahil pek çok kadın, pek çok modern eğitimli kadın bir yerden sonra bir hani mahalle baskısı denir ya, örtükte bir baskıyla bir anda evlenemediğini, diğerleri gibi bir hayat kuramadığını, toplumun dışında kaldığını hissetmeye başlayabiliyor ve bir aslında çok da isteyip istemediği belli olmayan bir ne diyeyim, güdüyle mi diyeyim, dürtüyle mi, yönlenmeyle mi diyeyim evlenebiliyor ve çoğunlukla da şöyle oluyor, birçok kadının ya da insanın evlendikten sonra ilişkilerinin değişeceğini varsaydığını görüyoruz. Aslında ne gibi? Bu ilişki güzel değil ama işte ya da bu eş benim birlikte olmayı tercih edeceğim bir eş değil ama evlenince benim kocam değişir ya da ben onu değiştiririm ya da evlilikte keramet vardır gibi bir bakış açısıyla girebiliyor ilişkilere. Ne yazık ki böyle olmaz. Yani her duygunun bir ömrü olduğu gibi aşkında, güzel, keyifli zamanlarında bir ömrü vardır ve bu dönüşür. O ilk zamanlardaki tadını, zevkini, heyecanını yitirir, daha farklı şeylere bırakır. Dolayısıyla da evlendikten sonra nadiren daha iyiye gider işler eğer kötüyse. Dolayısıyla hep benim tavsiye ettiğim şey eğer ki ilişkiden önce o haline ve o halinin belki birkaç kademe daha kötüsüne razıysanız ilişkinizin bazı anlamlarda o zaman belki beraber yaşamayı ya da evlenmeyi düşünebilirsiniz. Peki yani evlilik demode bir kurum mudur? Yani gelecek yüzyıla kalacak mıdır? İhtiyaç olmaktan çıkmış mıdır? Yoksa evlilik hakikaten her zaman insanın ihtiyaç duyduğu bir kurum mudur? Ya evlilik bence hep olacak ve kalacak ama çok dönüşecek. Çünkü her etki bir karşı etkiyi doğuruyor. Ne gibi dönüşecek? Yani eskiden çok makbul bir kurumken hala makbul olan tarafları devam etse de birçok kimse, birçok kadın özellikle eskiden en erkekler sanki evliliğe yanaşmazla kadınlar çok evlilik meraklısı gibi lanse edilirdi. İşte böyle espriler, karikatürler ya da bunun üzerine kurgulanmış işte Yeşilçam filmleri falan olur. Şimdi kadınlar gerçekten evliliğe o kadar da meraklı değiller ve birçok hayatını bekar olarak sürdürmeyi arzulayan kadın olacak ilerleyen zamanlarda. Şimdi de öyle ve çocuksuz pek çok kadın olacak. Gönüllü olarak anne olmamaya niyetli ve yaşamını böyle sürdürmek isteyen. Ama her ne kadar mantıksızca da görünse, iki tarafın da şikayet ettiği bir kurum gibi görünse de hem bağ kurma açısından hem toplumsal kabul açısından evliliğin koruyucu tarafları var. Öyle olmasaydı insanlar boşandıkları halde tekrar tekrar evlenmezlerdi. Çünkü genelde boşanırken bir daha evlenmemeye yeminli olarak boşanıyor birçok insan ama sonra yeniden bir biçimde bir evliliğin içerisinde kendisini bulabiliyor. Ama çok daha düşünerek, çok daha tartarak, çok daha iyi kararlar vererek evlenmeye niyetlenen bir jenerasyon da geliyor. Bunu da görüyoruz. Öyle.
Peki son bir soru soracağım. Erkekler hep kendine çok eşlilik bir çok eşli hayatı meşru sayardı ama anladığım kadarıyla size danışanlar da oluyor. Kadınların da çok eşli bir hayata geçtiğine yönelik bulgular var. Bu anlamlı bulgular mıdır? Yoksa bu bir sadece şey midir? Uydurma mıdır? Bu konuda ne söyleyeceksiniz? Yani insan doğasında çok eşlilik var mıdır? Kadın doğasında bu olmaz denirken şimdi sıkça rastlıyoruz deniyor bazı psikiyatrlar. Bu konudaki gözleminiz nedir? Yani hem heteroseksüel ilişkilerde hem de bu heteronormatif düzen dışındaki tüm ilişkilerde çok eşlilik mümkün ve de görüyoruz. Ama işte erkekler aldatır ya da erkekler çok eşlidir dediğimizde bu genelde işte heteronormatif sistemin söylediği bir şeydir. Erkekler kadınlarla aldatırlar diye varsayılır, değil mi? O zaman bu kadar kadın nereden geliyor? Yani bu erkekler çok eşlilerse demek ki bir takım kadınlar da partner sahibi oluyorlar. Yani kadınlar da çok eşliler diye varsayabiliriz. Ama bu yenilerde ya da sonralarda artan bir durum değil. Bu belki öncesinden de olan bir durum. Şimdi belki görünürlüğü arttı. Belki kadınlar da artık şunu söyleyebiliyorlar. Yani biz de erkekler hangi konuda nasıl davranıyorlarsa biz de insan olarak, onlar nasıl insanlarsa biz de insanlar olarak onlar gibi davranma eğilimine, hakkına sahibiz diye bakıyor olabilirler. Ama sadakatsizlik anlamında soruyorsanız evet, kadınların da sadakatsizlik diyebileceğimiz durumu yaşadıkları, yaşattıkları bir gerçek. Sadece erkeklerin böyle bir doğal eğilimi olmadığını söyleyeyim. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin, toplumsal cinsiyet rollerinin erkeğe bu imkanı tanıdığını, hatta buna teşvik ettiğini söyleyebilirim. O yüzden de erkekler bunu çok rahatlıkla yapıyorlar. Yapmayan neredeyse yok ki diye söyleyebiliyorlar. Buradan da şunu söylemek isterim. Bu pek sorulmayan bir şey. Aldatmayan erkek var mı? Ya da çok eşli olmak istemeyen erkekler var mı diye baktığımızda, yine sanki biraz ikili cinsiyete indirgemiş gibi olacağım ama toplumsal cinsiyet rollerinden bahsedince biraz öyle konuşmam gerek konuda. Evet, aldatmayan erkekler de var. Bunu hiç arzulamayan, çok eşli olmayı hiç istemeyen, partneriyle son derece mutlu mesut hayatına devam eden ve doyum alan çok sayıda da erkek var. Bunu da söyleyebilirim. Tam tersi peki, aldatmayan kadın var mı diye bir... Elbette ki, elbette ki. Yani insanları aslında ben de yıllar öncesinden işte eğitimler alıyoruz, bir şeyleri öğreniyoruz hocalarımızdan, kitaplardan ama en iyi öğrenme insanlarla birebir hayatın içerisinde ilerlerken oluyor. Ben de terapistlik deneyimimde gerçekten kendimin ne kadar tabuları olduğunu, çok böyle aydın bir insan zannederken kendimi ya da ne kadar ilişkiler hakkında az şey bildiğimi gördükçe her geçen gün şaşkınlığım artıyor. Yani bir gün yok ki yeni bir şey duyunca ilişkilere ya da insana dair şaşırmayayım. Dolayısıyla biz bugüne kadar hep insanlar şöyle, erkekler böyle, kadınlar böyle diye kategoriler duyarak ya da bunları okuyarak büyüdük ya da geliştik. Ama böyle bir şey yok. Hani yer damar damar insan kısım kısım denir ya, insanlar da çok farklı, değişken, akışkan. Bir insan kendi yaşam çizgisi üzerinde de çok değişken. Cinsel kimliğinin ifadesinden tutun da cinsel yöneliminin ifadesine kadar ya da cinsiyet kimliğiyle ilgili unsurlara baktığımız zaman kişi kendi hayatı içerisinde bile çok değişken. O yüzden aklınıza gelen her şey mümkün, her şey olabilir. Çok teşekkür ediyorum. Ben de bir romancı olarak şunu söyleyeyim. Her insan bir dünyadır. Her insan bir dünya olduğu için her insanın dünyası biriciktir ve onun üzerinden dünyayı kurmak ve düşünmek gerekir. Size çok teşekkür ediyorum Arzu Hanım. İyi geceler diliyorum katıldığınız ve bize zaman ayırdığınız için. Ben de teşekkür ederim. İyi geceler.